Daha da iyi olacakmış. Gül'ün Ramazan'a yaptığı zorbalık. Hatta zorbalıktan da öte. Ama senin de kendini silahın önüne atman doğru mu? Ne yapsaydım Halide? Kurtarmasa mıydım? Zaloğlu senin yeğenin. Kim olursa olsun kendini böyle tehlikeye atmanı istemiyorum. Ya sana bir şey olsaydı? Gül'ün ne deli olduğunu bilmiyor musun? Niye onunla ters düşüyorsun? Seni anlamıyorum. Sürekli bana kızıyorsun. Güllü'yle aram iyiyken kızıyordun. Şimdi ters düştük. Aram kötü. Yine kızıyorsun. Haklısın. Kemal, bisikletle gidelim mi? Bence gerek yok. Yürüyelim. Bisikletle gidelim ne olur. Hem benim çarşıya uğramam lazım. Neden? Annenlere hediye alacağım. Onları yemeğe davet etmek istiyorum. Kırgınlıklar bitsin artık. Birlikte bir yuva kurduk. Mutlu olmak için elimden geleni yapacağım. Hadi binelim. Atla bakalım. Hayrola komutan. Hamza için geldim. Nerede olduğunu biliyorsam Allah canımı alsın. Vallahi bildiğim ne varsa anlattım. Nereye, hangi deliğe girdi bilmiyorum. Biz biliyoruz nereye gittiğini. Suriye. Suriye mi? Akılsız ona. Kaçmış desene. Kaçamamış. Yakaladınız o zaman. Hay, atın içeri çeksin cezasını. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Sandığın gibi değil Cemşir. Başın sağ olsun. Araziden geçmeye kalkmış. Naaşını tespit için Antakya'ya gitmen gerekecek. Gülizar, niye çağırdı şimdi
Reşit Efendi'yi. He? Niye olacak? Hangimizi atacak onu diyordur. Eyvah eyvah. Kovacak bizi zar. Öz bacım, ağzından yel alsın. Abo. Ben bu yaştan sonra ne yaparım? Kimin kapısına gider de sığınırım? Hem ben zaten çiftlikten başka yerde bilmem. Zalim bacım, zalim. Görmedi mi Ramazan'a neler etti? Seni beni mi düşünecek? Zulüm de adalet de tohum gibidir. Vakti gelince mutlak yeşerir. Ne dedi? Neye çağırmış seni? Söyledi mi sana kimi kovduğunu? Hiç kimseyi kovmuyor. Herkes çiftlikte kalacak. İşinin gücünün başında olacak. Oh, çok şükür. Esah mı diyor Reşit Efendi? Esah. Serap Hanım hiç kimseyi işten atmıyor. Zaten Saloğlu'nun burada olduğunu söyleyen de dışarıdan biriymiş. Kanmazca. Kimmiş ki? Sane bane bacım. Kimse kim? Biz kovulmadık ya, ona bakak. Hadi bakalım. Herkes işine gücüne baksın. Haydi. Çamaşırları asayım o vakit. Haydi. Haydi bacım, hadi. Hadi, hadi. Sen ne vakittir ersizsin bakayım kız? Ha? Sana ne? Kızınca da bir başka güzel oluyorsun ha. Ağır ol biraz, ağır. Aa. Hiç insan ağasına böyle eder mi? Ha? Ayıp değil mi? İster ağa ol, ister bey. Gönlüm nasıl çekerse öyle ederim ben. Oh, mis gibi de bir koku geliyor. Bu koku nereden geliyor acaba? Yoksa bu çamaşırlardan mı geliyor ha? Yok. Bu koku başka bir yerden geliyor ha? Yoksa... Bu mis gibi koku senden mi geliyor kız ha? Oh, mis gibi kokuyorsun. Vallahi insanın başını döndürürsün Gülizar. Ay. Ben sana ne dedim? Ha? Onun yatağına girmeyeceğim demedim mi? Yoksam sana koklamak bile yasak. Şimdi kulağını iyi aç, dediklerimi iyi belli Reşit Efendi. Onun yatağına girmeyeceğim. Onunla uyumayacağım. Evet. Anladın mı? Yoksa bu işi unut. Kolay gelsin. Ne aldın yine?
Dur. Ne sırıtıyorsun? Senin dediklerini dinledik Gülizar Hanım. Akşam Hacer'le uyumadım. Aha şu sedirde sabahladım ya. E'si ben sözümü tuttum. Artık sıra sende. Hoşt! Ağır olma oğlum. O kadar da kolay değil. Bir gece ayrı yatmayla ne olacak? Gece de ayrı yatarık, değil mi? Dün bir, bugün iki. Tam diyorsun. Tam değil mi? Tam değil Reşit Efendi. Önce beni ne kadar istediğini göster bana. Dur. Göstereceğim tabii ama. Göstereceğim ama işte bak sen bırakmıyorsun ki yanına geleyim. Öyle değil. Ya nasıl? Misal, insan sevdiğine bilezik alır, kolye alır, giyim, kuşam alır. Yakışmaz mı bu bedene? Yakışmaz olur mu ya? Hem de nasıl yakışır? İyi o vakit. Sen anladın. Ben anladım. O ne ben? Ne oluyor gene? Hoş geldiniz komutan. Serap Hanım çiftlikte mi? He ya, içeride. Buyurun. Serap Hanım, komutanlar sizi görmek istiyor. Buyurun, oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Bir haber mi var? Evet. Yakaladınız mı sonunda? Hamza Suriye'ye kaçmaya kalkışmış. Kaçmış mı yoksa? Hayır. Huduttan geçerken mayına basmış. Sizler ömür. Hamza! Hamza oğlum! Hamza! Başınız sağ olsun. Oğlum! Hamza! Ne de olsa kardeşiniz. Değil. Kocamın katili kardeşim değil. Müsaadenizle. Hadi sen git. Baş üstüne komutanım. Bu dosyada böyle kapandı komutanım. Evet, kapandı. Lakin beni rahatsız eden bir şeyler var. Neden komutanım? Hamza'yı sağ yakalayamadığımız için. Bilmem. Belki de kendi cezasını kendi bulduğu içindir. Belki. Kim bilir? Hadi. Hadi.
Çay var mı Leze? Yok yok, sağ olasın. Büyük geçmiş olsun. Duyunca inanamadım. Bu yaptığı insanlık dışı. Delinin eline değnek vermişler. Onun gözü dönmüş Ramazan. Bundan sonra da ne yapacağı belli olmaz. Sen dikkat et. Ya aklı sıra beni korkutacak Deze. Ama o havalar bana sökmez. Deli damarıma basıyor, haberi yok. Yemin ediyorum daha beter hırslanıyorum. Önünde sonunda alacağım o toprakları ben onun elinden. Topraklarına kavuşmanı ben de çok isterim. Abim böyle olacağını düşünememiştir. Yoksa verirdi sana tapularını. Olsun Deze, mahkemeyle alırım. Ben dedemi anlamıyorum. Yani o kadar malı mülkü gitmiş rahmetli dayımın üzerine yapmış. Ya tamam yapsın da en azından senden anamın payını ayrı koyayım. Şöyle denle. Abimin hak yemeyeceğinden emindi. Toprakları bölmeye lüzum görmemiştir. Ya orası öyle tabii de dünyanın bin bir türlü hali var teyze. Bak görüyorsun işte. Kadının bir tanesi geldi mala mülke el koydu. Biz ikimiz de böyle bakıyoruz işte. Ama yok. Ben önünde sonunda alacağım o toprakları. Mahkemeye vereceğim, hakkımı arayacağım. Deze bak, kurban olayım sen de mahkemeye ver. Al toprağını. Kendi toprağını kendin işlet ha. Buna lüzum yok Ramazan. Abim benim haklarımı korumuş. Vasiyet etmiş. Güllü gelirden gelen hakkımı bana ödeyecek. Dava açmayacağım ben. Ha. İyi. Versene bana. Niye verecekmişim? Ver kız. Bir mi? Aa, ama çok sevineceksin. Niyemiş ki? Bak. Çok güzel. Yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz? Sen gelsene şöyle Arzu'ya ha. Olmaz. Niye be? Niye olmazmış? Cenazemiz var. Ne cenazesi be? Serap Hanım'ın kardeşi öldü ya. Ya el alemin cenazesinden bize ne? Bizi ilgilendirmez. Olur mu hiç ya? Cenaze evi sayılır burası. Ya Serap Hanım bile Hamza'nın öldüğüne üzülmüyor. Yasını biz mi tutacağız gel? Olmaz. Serap Hanım üzülmüyor olabilir. Ama benim içim kan ağrıyor. Sen beni oyuncağın mı sandın be? Canıma yetti artık ha. Gel buraya. Ay iyi iyi tamam tamam. Yeter. Ne yetmesi be? Gel buraya. Dur. Ağır ol ya biraz. Deşi. Eşeklerin ardı sıra gidiyordu. Benim korkudan yüreğim yanacak. Ne desem, donumu ettim edeceğim. Yürümeyi mi öğreniyor? Hızlan uçu. Abi, sen hiç mi korkmuyorsun? Yolumu gözleyen kimse yok. Vereceğim bir can. Ona da hangi vesile sebep oldu bilinmez. Thank you.
böyle bir başıma dımdızlak kaldım. Eşeklerim peşi sıra gitsem yolun sonu meçhul. Geri dönsem geri dönemem ki. İki yolda bir, iki tarafta aynı. Anladım ki babam, benim bu dünyada gideceği hiçbir yerim yokmuş. Öyle bağlamışım. Öyle bağlamışım. Ağlamaktan içim dışıma çıkmış ha. Birden büyük bir patlama oldu baba. Vallahi yüreğim durdu sandım ha. Böyle dikerip baktım adam parçalanmış. Kaçmak gitmek istedim oradan. Hiçbir yere kıpırdayamadım ki mayın korkusunda. Sonra böyle nasıl akıl ettiysem üstündeki nüfusu alıp kendimin nüfusunu bir de böyle birkaç bir şeyim vardı onları adamın üstüne koydum. Bir eşeğe de sağlam ayağına bağladım. Araziye sürdüm. Bekledim sonra bir patlama daha oldu baba. Adam heyecana paramparça oldu. Allah günah yazmasın. Can veriyordu garip. Sadece çok çekmedi garip. Hem gidecek yeri bekleyen abi damı da yokmuş. Nasıl? İyi düşünmüşüm değil mi baba? Ha oğlum. İyi düşünmüşsün. Yalnız bana niye haber vermedin? Anam babam tasa eder diye düşünmedim. Ya bırak şimdi hesap sorma ya. Baba, benim kaçmam lazım. Yoksa yakayı ele verirsem tekmil yanarız ha. Yakar bizi. Kim yakar Hamza? O. O kim? Bab, bu işi yaptıran işte. Ne diyorsun şimdi sen Hamza? Hani benim laflarımdan, dediklerimden fitillenmiştin. Ya baba, anlamıyor mu? Ya çırağı gibi yakar bizi ha. Hamza, kim bu adam? Kim bu hain? Seni dinden imandan çıkarıp pusulanı şaşırtan adam kim? Demen. Nasıl demen Hamza? Ben senin babanım. Diyeceksin oğlum. Yok, esas ondan demem ha. Senin de başın yanar baba benim gibi. Sar etme baba. Demem. Baba. Kurbanım, yardım et bana. Baba, beni götür buradan. Kimsenin bilmediği bir yer bul bana. Herkes ölü bilsin beni. Herkes de ölü bilsin. O adam da. Baba, kurban olam yardım et ha. Allah'ını seversen yardım et. Baba, ben gideceğim hiçbir... Teşekkür ederim Serap. Ne için? Bana hakkımı verdiğin için. Bunca yaşanan şeyden sonra. Teşekküre gerek yok. Muzaffer'e bir söz verdim. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. Ha,
Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ya parasız sefil bir hayat. Ya da Kemal'siz iyi bir hayat. Tercihini yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.